Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduda ne yaşandıysa, dünyada orduyu ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak milyonları ilgilendiren bir haberle başlayacağız. Biliyorsunuz günlerdir Türkiye'nin gündemi adeta asgari ücret. Temmuz ayında ara zam yapılacağı ifade edilmişti aylar öncesinden. Fiyatın ise ne kadar olacağı merak ediliyordu. Dün ikinci toplantı yapılmıştı. Dün akşam da Türk İş Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Bugün de milyonların merakla beklediği konu, soru yanıtını buldu ve asgari ücret Temmuz ayı itibariyle 11.402 Türk lirası oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı. Asgari ücret tespit komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. Toplantının ardından Bakan Işıkhan 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Işıkhan, asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık %312 artış sağladı kıymetli arkadaşlar. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Efendim tabii ki 11.402 Türk lirası oldu asgari ücret. Hemen açıklanmasının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı. O açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla alakalı asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11.402 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeğe geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum dedi Sayın Erdoğan. Yaptığı açıklamada asgari ücretin ne olacağı merak konusuydu. 11.402 Türk lirası oldu. Uzlaşı kültürü içerisinde geçen görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı da emeği geçen herkese teşekkür etti. Peki halkımız nasıl buldu asgari ücreti? Fiyat halkı memnun etti mi? Arkadaşlarımız sokağa çıktı ve vatandaşın nabzını tuttu. Asgari ücret tespit komisyonunun yaptığı üçüncü toplantının sona ermesiyle birlikte yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre yeni asgari ücret miktarı 11.402 lira oldu. Milyonlarca asgari ücretli vatandaşı ilgilendiren zammın açıklanmasının ardından biz de sokağa çıkarak Ordulu vatandaşlara verilen zammı sorduk. Ordulu vatandaşlarsa verilen zam oranını ve rakamı ideal olarak buldu. Yani zam en azından insanların hayatını idame ettirebilmeleri için yeterli bir miktarda diye düşünüyorum. En azından küçük şehirlerde yaşayan insanların aynı hanede hem eşin hem kocasının çalıştığı bir hanede yeterli gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki daha fazla olsa daha iyiydi tabii ki. Herkes daha iyi olmasını isterdi, daha yüksek olmasını isterdi. Fakat ülkemizin şartları da ortada. Herkesin bir fedakarlık vermesi gerekiyor. O yüzden devletimize Allah zeval vermesin. Her şey hallolur. Bu sıkıntılı süreç geçer. Ondan sonrasında da zaten yapılması gereken her şey yapılır yani. Asgari ücretin yani yüzde olarak artışı normal. Yani %30-%40 olarak verdi reis. Bu normal. Yok, olumlu. Güzel zam mı geldi? Allah devletimize zeval vermesin Allah.
Güzel zam. 138, 34. Güzel zam. Allah hükümetimizden Allah razı olsun. Çok güzel yaptılar. Ara zam verdiler. İkincisine daha güzel olacak. Peki. Devletimizden Allah razı olsun. Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Ordu, İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen 15 adres belirledi. Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 114 gram metamfetamin, 12 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar, 4 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 tabanca, 5 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 12'si Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İkisi ise adli kontrol kararıyla bırakıldı. Yine aralarında ordunun da bulunduğu 31 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Dile kolay 353 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde eş zamanlı düzenlenen kukla operasyonunda 353 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütüyle bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik ordunun da aralarında bulunduğu 31 ilde eş zamanlı kukla operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçlarıyla söz konusu örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 405 şüpheli hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi. Operasyonda 353 şüpheli gözaltına alındı. Firari 52 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10.045 fişek, 28 kesici delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme, 4 balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetaminle çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Herkesin merak ettiği bir konu fındık. Acaba bu sene rekolte nasıl? Tabii ki daha önce resmi olmayan yollarla bazı kuruluşlar açıklama yaptı. Daha sonra TÜİK açıklama yaptı. Gerçek en yakın tahmini rekolte ise sahadaki çalışmanın ardından belli olacak. Bu kapsamda da dün itibariyle çalışmalar başlamıştı aslında. Rekolte tespit çalışmasına start verilmişti. Fakat bir hem yağış hem de bayram nedeniyle bir ara verildi. Aranın ardından tekrar rekolte tespit komisyonu sahada olacak. Fındık'ta tahmini rekolte çalışmaları başladığı gibi ertelendi. Her yıl bu tarihlerde fındıkta tahmini rekoltenin belirlenmesi için ekipler çalışmalara başlıyordu. Bu yıl da öyle oldu. Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen ekip dün fındıkta tahmini rekolteyi belirlemek için sahaya çıktı. Ekip ilk gün belirlenen bahçelere gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında ürünün yeterince olgunlaşmadığını tespit etti. Bu tespitin ardındansa yeni bir karar alınarak fındıkta tahmini rekolte çalışmalarına ara verildi. Fındığın rekolte çalışması için yeterince gelişmediği anlaşıldı. Fındığın yeterince olgunlaşmadığı kaydedildi. Fındıkta tahmini rekolte çalışmalarının Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlatılması kararlaştırıldı. 9 günlük bayram tatili de hesaba katıldığında tahmini rekolte çalışmalarının 3 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Ülke genelinde tespit edilecek tahmini fındık rekoltesinin Temmuz ayı sonunda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Efendim meteoroloji tarafından ordu için sel uyarısı yapıldı. Ki biliyorsunuz Samsun'da, Amasya'da, Tokat'ta hatta Giresun'un belirli bölümlerinde sel afeti yaşanmıştı. Bu akşam içinde bir uyarı orduya geldi. Ordu da bu akşam saatlerine itibaren yağmurun etkisini arttırması ve metrekareye 75 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Vatandaşlarımız da olası sel, su baskını gibi, heyelan gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları isteniyor. Tekrarlayalım, bu akşam itibariyle orduda yağış şiddetini artıracak. Metrekareye 75 kilogram yağış beklenmekte. Vatandaşlarımızın olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor ki Samsun, Amasya, Tokat, Giresun derken çevre illerimizde adeta sel afetleri ciddi boyutlarda yaşandı geçtiğimiz günlerde. Devam ediyoruz. Şimdi dün akşam milli bir heyecan yaşadık. Samsun'da Türkiye A milli futbol takımı Galler'i mağlup etti. Maçın Samsun'da oynanması güzeldi. Anadolu'da, Karadeniz'de, yeni de Süper Lig'e çıkmış bir takımın stadında müsabaka oynandı ve galibiyetle maçı bitirdik. Tabii hepimizin aklına şu soru geldi. Neden Ordu'da bir milli maç veya herhangi bir Türkiye Kupası finali veya başka bir organizasyon yapılmıyor? Samsun Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanan Türkiye Galler maçına ev sahipliği yaptı. Bu karşılaşmayla birlikte Samsun tam 27 yılın ardından tekrar Türkiye milli takımına kapılarını açtı. Akıllara ise tek soru geldi. 2022 yılında tamamlanan ve açılan 16 bin kapasiteli yeni Ordu Stadyumu neden futbol organizasyonlarının ev sahipliği yapmıyor? Konu hakkında Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır açıklamalarda bulundu. Kır yaptığı açıklamada üst düzey bir futbol organizasyonunun Ordu'da yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederken bunun için de şehirde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Futbol Federasyonu bu tip milli takım düzeyindeki müsabakaları seyirci kapasitesi yüksek tribünün olan sahalara veriyor. Malumunuz üzere bizim tribünlerimiz yaklaşık 19 bin küsur civarlarında. Ama Samsun'a baktığımızda 30 bin civarlarında. Bunu da verirken Futbol Federasyonu bu ölçüye bakıyor. Buraya kesinlikle böyle organizasyonlarda gelir. Niye? Havalimanımız da var. Otellerimiz de var. Artık yollarımız da var. Bunlar birleştiğinde bence de gelebilir. Bu işin bileşenleri başta tesislerin ilimizdeki yöneticisi Genç Spor İl Müdürlüğü, daha sonra işte amatör spor kulüpleri, futbolu temsil ve şehrimizi yönetenlerin de biraz daha taşın altına elini sokmaları gerekiyor ki aşağılardan biz bu ligleri aldıkça altyapıya önem veriyoruz diyoruz. İşte bu da altyapı aslında. Önce 14, 15, 16, 18, 19 ligi, bir tane Türkiye şampiyonası alt kategorilerde, sonra gelişerek büyümek. Bunları yapmamız gerekiyor. Burada bir de birlik beraberlik çok önemli. Oraya ilginle alakalının gösterilmesi gerekiyor. Bu hem seyirci tarafından hem siz kıymetleri basın tarafından da bunu biraz daha gündeme getirmemiz gerekiyor. İYİ Parti'de önümüzdeki süreçte kongre gerçekleşecek. 24 Haziran tarihinde İYİ Parti kongresini gerçekleştirmeden önce il başkanları da açıklama yaptı. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç yaptığı açıklamada kongre öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tamamen yanında olduklarına ve Sayın Akşener'e inandıklarını kaydetti. Ve kongre öncesinde birçok il başkanı olduğu gibi Sayın Melikşah Murat Genç de Sayın Akşener'in yanında olduğunu ifade etti ve kongrede Akşener'e başarılar diledi. Devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Fassa OSB bölgesinde yaptığı yol çalışmasını ekranlara taşıyacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in girişimleriyle 2020 yılında doğalgaza kavuşan Fassa Organize Sanayi Bölgesi'nde şimdi ise asfalt sevinci yaşanıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin tek güzergah yolu olan ve günlük 12 bin aracın kullandığı Kurtuluş ve Konakbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2,5 kilometrelik yol, yapılan genişletme ve altyapı çalışmalarının ardından asfalta kavuşturuldu. Konakbaşı Mahalle Muhtarı Bedri Cengiz, Fassa ve Ordu'nun göz bebeği olan sanayiyi doğalgaz, akabinde asfalt konforuna kavuşturan Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir'in çalışmalarından dolayı şu anda işte Sayın Hilmi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Fassa
Ordu'nun ve ordunun göz bebeği olan sanayimizin işte bu tür doğalgazlı, asfaltlı, konfora kavuşması bölge için çok faydalı işler. Bir günlük araç sayısı çok yüksek olan bir yer. Bu tür yolun yapılması, bu yolların trafiğe açılması, işte sıcak asfaltla konfora kavuşmasından dolayı biraz daha rahatlama oldu. Yapılan çalışmalarla genişliği 12 metreye çıkartılan ve altyapısı tamamen iyileştirilen 2,5 kilometrelik güzergahla organize sanayi bölgesinin ulaşımı da modern bir görünüme kavuşturuldu. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir bugün televizyonumuzu ziyaret etti. Medya sektöründe oldukça fazla kuruluşa sahip olan Ordu, bu yönüyle Anadolu'daki sayılı şehirlerden biri. Ordu'nun sektördeki yerini ve önemini bilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Ordu'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Mesleki olarak da iyi durumda bir şehir. Güzel bir televizyonu var, uyduda yayın yapan, gerçekten yıllardır bildiğimiz bir televizyonu var. Gazeteleri de kaliteli gazetecilik yapan arkadaşlarımız var. Bu kapsamda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen'le birlikte Altaş TV'yi ziyaret eden Özdemir, basın sektörünün internetle dönüşümü ve birçok önemli süreci bu ziyaretlerde ele aldıklarını söyledi. İnternet gazeteciliğinin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Arkadaşlarımızla bunların istişaresini yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla 5 arkadaşımız girmiş, gazeteler girmiş. Çünkü basın ilan kurumu onlara bir öncelik tanıdı. Gazetelerin internet sitesi girdiği andan itibaren resmi ilan almaya başladılar. Özdemir, yazılı basının da yok olmaması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yazılı basının da bitmemesi için orada nasıl önlemler alınabilir? Arkadaşlarımızla bunları istişare edip önümüzdeki genel kurul toplantısında dile getirmek için onların fikirlerini alıp ona göre çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Aybars'a götüreceğiz sizleri. Aybars'ta Bilim Sanat Merkezi ile ekranlarınıza taşıyacağız. Son derece modern ve yeni teknolojiyle donatılmış Bilim Sanat Merkezi'ni ekranlara getireceğiz. Aybastı'da bilim ve sanatın yeni merkezi Aybastı Bilim ve Sanat Merkezi oldu. 11 Şubat 2022 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer tarafından açılmasına karar verilen okul, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim vermeye başlamıştı. Birçok kursu ve eğitimi içinde barındıran bir merkez haline gelen Aybastı Bilim Sanat Merkezi öğrencilerin ilgi odağı oldu. Bilim söyleşileri, eğitimleri, kurslarıyla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek vermeyi amaçlayan kurum, Aybastı'nın parlayan yıldızı oldu. Kendi yazdıkları kodlarla kendi oyunlarını oynayan gençleri, öğrencileri yetiştiren merkez, modern ve teknolojik materyallerle eğitim görüyor. Geleceğin aziz sancarlarını yetiştiren merkez, yabancı dil eğitimiyle de parmakla gösterilen kurumlardan biri haline dönüştü. Aybastı Bilim ve Sanat Merkezi sanata da gerekli özeni göstererek öğrencilere akademik sanat eğitimi veriliyor. Dünyaca ünlü müzisyenlerin izinden gidecek öğrencileri Türkiye için hazırlayan merkez birçok hazırlık eğitimini de öğrencilere sunuyor. Coğrafyanın kader olmadığına inandık ve başardık diyen Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ise Aybastı Bilim ve Sanat Merkezi ile takip edilen bir Aybastı'yı oluşturduklarını kaydetti. Ekranda gördüğünüz isim Ayşe Derya. Kendisi depremzede. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi. 47 yaşında ve 3 çocuk annesi. Depremin yaralarını ise bugünlerde Ormek'le sarıyor. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Ordu Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kurslarıyla vatandaşların bilgi ve beceri yönlerini ortaya çıkarmanın ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarının yanı sıra sosyal etkileriyle de adından söz ettiriyor. Gaziantep'te yaşayan ve depremden etkilenen 47 yaşındaki Ayşe Derya, kızının eğitimini devam ettirmek amacıyla Fas'a geldi.
Burada kızının eğitimini sürdürmesini sağlayan Derya, yaşadığı süreci anlatmak ve bir uğraş edinmek için arayışa başladı. Bu noktada Ormek'le tanışan Ayşe Derya, filografi tekniği ve punch tekniği kurslarına katılma kararı aldı. Kursları aksatmadan gelen Ayşe Derya, yaşadığı zorlu süreci Ormek'te atlattığını belirtti. Depremin etkilerini yaşamamak adına kendimi bir şeylerle meşgul etmek istedim. Ormek kurslarına geldim. Burada filografi ve punch kursuna katıldım. O süreci düşünerek atlatmak yerine bir şeylerle meşgul olmayı tercih ettim. Kurslarda aldığı eğitimlerin yanı sıra usta öğreticilik belgesi de alan Ayşe Derya, ilerleyen süreçte Fas'a yerleşerek kurslarda öğreticilik yapmak istiyor. Ustalık belgem vardı. O süreç zarfında usta öğreticilik, oryantasyon, punch, filografi kursu derken bir şekilde kendimi başka yönlerde geliştirme fırsatı buldum. Ormek bu konuda bana gerçekten destek oldu hocalarımızla beraber. Bu konuda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte saat 18.30'da görüşünceye dek hoşçakalın.